Efendim merhaba. Yepyeni bir hafta. Birlikte başlıyoruz detay programında haftaya. Son Perşembe ve Cuma günü burada değildik. Sayın Reşat Akar'la Çiğdem programı gerçekleştirdiler. Gündemi yönelik, gündemde olan biten konuları konuşup tartıştılar. Biz de şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalya'da bir takım temasları vardı Turizm Bakanı'nın. Onu takip ettik. Zaten haberlerden sizlere de ulaştırdık. O nedenle burada değildik. Şimdi bugüne baktığımız zaman hızlı başladı hafta. Yılların bir kanayan yarası müşavirlik konusu. Seçim öncesini hatırlayacak olursak şu an hükümette olan partilerin tamamı müşavirliği kaldıracağız, yani yeni müşavir de yaratmayacağız sözlerini vermişlerdi. Şimdi de buna yönelik olarak bugün mecliste ilk adım atılmış oluyor. Yeni müşaviri yaratmama adına yasada bir değişiklik yapılacak. Bununla ilgili milletvekillerinin bugün onayı geldi. O yasa tasarısı ivedilikle, yani çabucak komiteye gönderildi. İlk olarak gündeme alınacak ve sonrasında tekrar genel kurula gelecek. Ulusal Birlik Partisi'nin bir red oyu var. Yeniden Doğuş Partisi'nin desteği de var. Onu da söyleyelim. İki muhalefetin biri onay verdi, biri reddetti. Ancak Ulusal Birlik Partisi cephesinden de yapılan konuşmalarda yasanın içeriğine yönelik bazı sıkıntılar var. Bunların aşılmasıyla mantığına onay vereceklerine yönelik bir yaklaşım vardı. Şimdi bugün biraz da bu konunun öneminden dolayı bir hukukçuyla yapalım dedik programımızı ki tabii farklı konulara da değineceğiz ama öncelik olarak bu müşavirlik konusu yılların sürekli konuştuğumuz, tartıştığımız bir konu ve bir türlü de nihayete erdiremedik. Acaba şimdi erecek mi? Gerçi Sayın Başbakan konuşmasında biz sadece bu yasayı yeni müşavir yaratmama adına ele alıyoruz. Ama bunun nihayetini Sayın Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı da aynı şeyi söyledi. Kamu görevlileri yasasında, o kamu reformunda kapsamlı ele alarak müşavirlik konusunu ortadan kaldırmaya yönelik adım atacaklarını ifade ettiler. Evet, açılışı yapayım dedim, yaptım. Şimdi sözü Hasan Yücel'e vereceğim. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk sevgili Aytu. Bu gerçi yine Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki 2-3 tane taslak gördüm ben dedi, dolaşıyor elden ele. O yüzden ivedilikle bu konuyu meclis komitesine ele alalım. Tek bir şey çıksın ortaya çünkü farklı farklı konular var. Sizin elinizde olan hangisidir bilmiyorum ama son. Ne var, ne incelediniz, nasıl son bir Bakanlar Kurulu'ndan geçip meclise sevk edilen tasarıyı gördüm. Tabii bir üst düzey bürokratla konuştum. Ondan abi dedim varsa sen de bunu al. Hasan'ım dedi ben 3. versiyondan sonra ilgilenmedim bile ne olacak dedi bana. Hı. Dolayısıyla doğrudur Sayın Özer Sayın dedi. Yani sürekli değişimlere uğradı ve son işte 6. versiyonu zannedersem aslında bir esaslı madde var. 4. maddeyi değiştiren bir de geçici madde eklendi ikiden. Yani çok kapsamlı bir yasa değil. Burada bu görevden alınacak olanların eve gitmemesiyle ilgili bir düzenlemedir. Yoksa o makama gelenlerin bu hakları kaybedeceği veya bu hakları ortadan kaldıracak bir düzenleme değil. Yani mevcut şu an yapılacak atamaları da mali boyutu aynen korunacak. Evet, mali boyutu kalacak. Evet. Ama evde oturmayacak bundan sonra. Bu yani başka bir yöntemle sağlanabilirdi. Belli bir bilgi tecrübesine sahip yöneticilik yapan kişilerin bilgilerinden faydalanılabilirdi. Ama bu kişileri üst düzeye kamu görevinde bulunmuş kişileri al tekrar alt düzeye getir. Bu bence kamu düzenine ve bundan sonra bu şekilde görevlendirmelere çok büyük zarara sebep olacak. Kamu içerisinde. Tabii. Çünkü bir düzen söz konusu şimdi bugün görüyoruz ülkemizde. Her 2 yılda bir hükümet değişiyor. Müdürler, müsteşarlar değişiyor. Şimdi bugün göreve gelecek olan müdürler şu anda eğer görevden alınacaklarsa ve tekrardan geldikleri yere göreve başlayacaklar, o kadrolara nasıl hükmedebilecekler, nasıl emir verebilecekler? Çünkü bugünlerin yarınları var söylemlerini nasıl göğüs gerecekler?
Bunlar hep sıkıntı yani kamunun da bir işleyiş düzeni var. Oturmuş bir yapısı var. Yani böyle bir maddeyle değiştirerek bütün kamuyu da bir anda değiştirmek çok kolay değil sevgili Aytu. Yani ben versiyonunu gördüm, inceledim de. İki yerde anayasaya aykırılık olabileceğini düşünürüm. Biri, hangi noktalar? Bu görevden alınacakları kamu hizmeti komisyonu atar diyor. Yani hiçbir yasa kamu hizmeti komisyonuna böyle bir direktif veremez. Çünkü bağımsız bir organdır. Uygun görürse atar. Bir de anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacak diye düşünüyorum. Sonuçta devlette üst düzey kamu görevinde bulunan kişiler bugüne kadar görevden alındıklarında statü belliydi. Şimdi bunlar görevden alınca aynı statüde niye durumları böyle olacak? Bu aynı denklem içerisinde kamuda görev yapan kişilerin arasında bir eşitsizliğe sebep olacak. Bunu göç yasasında da gördük. Aynı işi yapıp farklı maaş alanlar. Tamam yani bunlar olabilir ama işin özü kamuya verilecek, kamu düzenine verilecek etkidir. Şimdi ben yasayı inceledim. Aslında çok bir geniş kapsamlı değil. Birinci madde, işte dördüncü maddenin değişimiyle ilgili. İşte baremlerle ilgili kalemler var. İşte bu baremden gelirse şöyle olur, bu baremden gelirse şöyle olur. Ancak özünde maddi külfeti değiştiren hiçbir şey yok Aytu Bey. Hı hı. Yani müsteşarsa da görevden alınacak. Müsteşar maaşını ve haklarını almaya devam edecek. Ama gidip birinci sınıf memur görevini yapacak veya şef görevini yapacak. Ve aynı kurumun içinde kendisinin başında olan müdürden daha çok maaş almış olacak. Evet. Bu bir kamuda sıkıntıya sebep olabilir. Bir de kolay değildir. Çünkü herkesin kişisel bir durumu var, şusu var, busu var. Bu üst düzey yöneticilerin artık daha verimli bazı noktalarda inisiyatif alarak bazı davranışlar yapmalarının da önüne geçecek. Örneğin bir dairedeyseniz siz ve orada bir işini safsaklayan veya o yönde bir ihmali bulunan personel varsa öyle çok da kolay yürekli üzerine gidemeyeceksiniz. Çünkü yarın görevden alınırsanız belki de o sizin üstünüzde olacak. Böyle bir anormal doğuracak. Doğuracak. Yani şimdi en önemli nokta da sevgili Aytu. Üçlü kararname yerinde durmaya devam ediyorsa ki hala daha atamalar devam ediyor. İşte gördük yani başladı bazı yerlerde atamalar. Şimdi eğer üçlü kararname aynen devam edecekse ve atanan kişiler o hakları ve maaşları alacaksa o zaman yani bunları çalıştırmak bütün sistemi mi bozmayı gerektirir? Yani bence oralara geri dönme biraz o kişilerin o daireler içinde otoritesinin zayıf olmasına sebep olabilir. Siz kendinizden düşünün. Bilirseniz hani yarın o bir gün iktidar değiştiği anda müdürünüz görevden alınacak ve eski yerine gelecek sizinle aynı statüde. Bu defa o dediğinde o makamın ağırlığı kalmayacak. Ne sevgili Aytu bilin yani adam bugün veteriner dairesindedir. Müdürle kavga eder. Başka bir daireye geçer. Yarın o bir gün o müdür oraya gelince döner geri gelir. Ha sen bana bunları yaptıydın. Çok olur bunlar yani kamuda ya. Eksik değil. Bunu bir bütün olarak düşündüğümüzde yani böyle bu kadar basit çözülmemesi gereken bir konudur bu. Yani çünkü işleyişiyle diğer noktalarıyla yani bir sıkıntıya sebep olabilir diye düşünüyorum bütün kamuyla. Tabii şimdi asıl olan kararı verecek olan komitelerdir. Tabii, komitede 3 parti söz konusu. Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi komitelerde yer alıyor. Dolayısıyla komitelerde ne şekilde bir erozyona uğrar veya neler eklenebilir, neler değişebilir onu göreceğiz. Bilmiyorum yani sorunun temeli kamuda üçlü kararname, siyasi atama aynen duruyorsa orada bunların tek İşte gelenin geri yerine gitmesiyle çözülebilecek nokta değil. Çünkü maliye külfet aynı şekilde devam edecek. Düşünün ki siz müsteşarlıktan görevden alınan bir personeli birinci sınıf veya şef olarak kullanacaksınız. Ama kendisine müsteşar maaşı vereceksiniz. Şimdi burada aslında yani mantığını anlamaya çalıştığımızda yasanın mali boyutu zaten ortaya konmuyor. Çünkü her halükarda görevden alındıktan sonra kişi o maaşı almaya devam ediyor. Evet. Yani onun önüne geçemiyorsunuz zaten. O makamı aldıktan sonra o alıyor. Hak olarak doğuyor bu. Ama kamuoyunun vicdanındaki sıkıntı kişinin maaşı alıp balık avlamaya gitmesi. Tamam Aytu Bey de zaten 120 kişi duruyor orada.
Sorun o zaten. İşte bunların geri dönmesiyle ama ilgili bir şey yapılamıyor. Sevgili Aytun, bir şey söyleyeyim sana. Bak yani iktidarlarda artık öyle tamam bir sistem var ama yani kemikleşmiş partilerin kadroları vardır ya. Bir sıkıntı yoktur. Yani bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidara geldi. Kendine ait bakanlıklarda. Yani şu anda atadığı birçok kişi geçmişte görev yaptı. Yani artık o partilerin kamudaki kadrolarıdır bunlar. Yani baktığınızda yeni müşavir, tabii ki bazı noktalarda oradaki bakanın inisiyatifi olacaktı. Ama böyle çok büyük derecede değil. Ama bu sistemde hiç değişmiyor. Yani 100-120 arası bu değil. Zaman zaman işte geri döner, zaman zaman ekstra çıkar. Yani işte 100-120 arası bütün, yıllardır konuştuğumuz bütün bir kamu reformuyla olur. Yani belirli bir iki makamın dışında diğer yerlere atamanın artık belli bir liyakat, bilgi birikimi, tecrübe. Zaten onun mesajını veriyor yani hükümet. Yani biz bunu şimdi bu atamalar için yapıyoruz ama kamu biraz reformuyla... da gaz almak içindir bu sevgili Aytu. Çünkü yani şimdi siz bugün yeni ama şimdi atadıkları da eğer bu yasa geçmezse o 120'nin üzerine binecek. Yani şu anda mali olarak bir farkı var mı? Mali olarak değil. Tamam, nasıl? Diğer şimdi müsteşarlıkta bilgi sahibi olan, müdürlük yapmış bilgi sahibi olan bir adamdan kamu tekrardan birinci sınıf memur gibi faydalanacak. Bu kamuya ihanet değil mi? Yani düşünün ki siz cezaevini örnek alalım. Şu anda cezaevinin müdürü müdürlük statüsündedir ama cezaevi içinden gelmiştir. Yani şimdi cezaevi müdürünü görevden alacaksınız. Eski al kadrosuna dönecek. Ve yerine yeni bir müdür atayacaksınız. Onun içindeki al kadroyla aynı maaşı alacak. Yani bunlar hep sıkıntıya sebep olacak. Yani çok basit. Aslında bir şey söyleyeyim size. Yani bunlar eğer o kadroda, kadro doluysa yedek kadro olarak duracaklar diyor yasa. Evet, eğer kadrolarda doluluk varsa. Yedek üye olarak, yedek kadro olarak duracak. Şimdi yani kamu sürekli işleyen bir organ. Yani durmayan bir yapı. Bir organizma gibi düşünün. Şimdi bugün o kadrolar doldu. Yani yeni getireceğiniz oraya ne kadar faydalı olacak? Hani bana göre popülizmdir ya. Yani ben bu kadar kısa sürede bunun çözülmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalnız bu yasa değil, emeklilik yasası, şu yasası, bu yasası. Hepsi beraber değerlendirilmesi lazım. Bak, işte o da kamu reformunda sevgili gündeme gelmesi. Ben bir şey söyleyeyim sana. Yani ben burada Ulusal Birlik Partisi'nin ak kaşık buz gibi düzgün olduğunu iktidarlar döneminde bu üçlü kararnameyi kullanmadı ve yapmadı demiyorum ben ha. Yani kimse beni yanlış anlamasın siyasi partimden dolayı. Yani sanki şimdi bu dörtlü oluşum oluştu ve bundan öncekilerin böyle bir oluşumda ya olmadan önceki iktidarların bunu hoyratça kullanmadığını da söylemem. Kullandı, yanlış atamalar da yaptı. Yanlış yönetimler de gösterdi ama şu anda düşündüğümde ben bu dönemde baktığında bir altyapı var ya şu anda. Bu altyapıdan faydalandı. Aslında oraya gelen bakanın da işine gelir. Çünkü yıllarca düşünün ki Çalışma Bakanlığı'nda bir kadro oluştu. Müdürüdür, müsteşarıdır. Hani sistemin nasıl döndüğünü, neler yapılmasını gören kadrolar varken onları atamayıp da başka birini atamaları çok da mantıklı değildi. Partiler genelde oraları şey görüyor. Yani kökleşme noktası. Yani yıllarca bu oldu çünkü. Aslında belki de bugün müşavirliği tartışmamızın en büyük sebebi liyakata göre atamalar olmadığı için. Çünkü liyakata göre atamalar olsa zaten kamuda topa gelmiş insanlar bir üst makama geçecekti. Çıkması lazım. Onlar da görevi sonrası belki daha 3-4 yıl sonra emekliliği gelecekti. Zaten onun için sorun böyle birikmeyecekti. Ama 30'lu yaşlarda sırf X partilidir diye gelsen daha 10-15 sene çalışman lazımken gel otur müdürle. Ondan sonra 35 yaşında müşavir ol, 20 sene oturduğun yerden para kazan. Burada yani en büyük sorun bence hem budur. Ben seninle hem fikirim. Bakın bu sistemi yanlış da kullandı Ulusal Birlik Partisi de iktidarlarında. Ama ne kadar acıdır ki 2004 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi ki bunlardan şikayet ederdi iktidara geldiğinde kendi müşavirlerini yarattı. 2013'te tekrar iktidara geldi. Yani 2004'ten 2009'a kadar iktidarda kaldı. Evet. Kendi müşavirlerini yarattı. Evet. 2013'te tekrar geldi. Yine kendi müşavirlerini yarattı. Yani hiçbir zaman bu sistem sıkıntılıdır çözeyim demedi. Yani bütün siyasi partilerin
sorumluluğu vardır bu yapıda. Kesinlikle. Özellikle 2-3 partinin, yani hükümete gelen 3 parti oldu bu 2000 yılında. Gerçi bir ara hatırlarsanız Maliye Bakanı Ahmet Uzun olduğu dönem böyle tüm müşavirleri çağırdılardı göreve. Bir oda verdilerdi. Herkesin yanına böyle aslında, bir sıra gibi bir masaya. Yani ben şey düşündüm. Şimdi yani bunlar olmamıştı kadrolara gittiğinde, düşünün ki bir daire düşünün. Aynı odada görev yapar. Daha önce müdür olan kişi. Şimdi onu görevden aldılar. Geldi oraya. Bütün çevreden 2500-3000 lira daha fazla maaş alır. Herkes de bunu bilir. Bu o çarpıklığı da büyük sorunlara yol açacak diye düşünürüm. Yani bu kadar ivedi bir yasa değildi bu. Kadrolarını oluşturabilirdi. Yok mu kamuda donanımlı insanlar? Var. Donanımlı insanlardan faydalanmak için bir adım atılabilirdi. Ama şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi geldi. Genellikle 2013'te kendisinin atadığı ve 2015-2016'da görevden alınan kişileri kadrolara yerleştirmekte, herkesi kadrosuna. Şimdi bence yani bu kadar kısa sürede çözülebilecek bir konu değildi bu. Çünkü başka sorunlara sebep olacak. Şimdi Sayın Başbakan bugünkü meclis oturumunda, konuşmasında kendisinin 4-5, hatta bunu bir önceki basın toplantısında isim isim vermişti zaten. Yani gelip de müşavirken danışman olarak kendisine yardımcı olan arkadaşlar. Bir tanesi yine benden demişti. Konuştum yani. Bugünkü konuşmasında gerçi şu kelimeyi kullandı, özellikle dikkat ettim. Ulusal Birlik Partili müşavir kişilerden de danışmanlık yapmaları ricasında bulunacağım dedi. Ricasında bulunacağım dedi. Yani o önemli bir kelimedir. Bana göre gel talep edeceğim demedi, ricada bulunacağım dedi. Çünkü herhalde gönüllülüğe göre olabiliyor bu iş. Çünkü siz onun müsteşarken danışmanlık görevi vereceksiniz şimdi. Çünkü müsteşar yapamıyorsunuz, yapmıyorsunuz. O da eğer çalışmak istiyorsa gelecek. Şimdi olanlar gibi yani o danışman. Ama kamuda böyle gibi bir şey olamaz. Sana görev verildiği anda. Tamam. Müşavirliğin tanımını değiştirirsiniz. Bakan, başbakan ve ilgili kurumların talep etmesi durumunda verilecek görevi yapan kişi olarak bir düzenleme yaparsınız. Seni çağırdığında gelmezsen, kamuda bir işe gitmeyene ne yapılırsa o yapılır. Ama gene sonuçta kazanılmış bir hakkı var. O yaptığınız yasada geçmişe, yani bu 120 kişiye etkilemeyecek. Tamam, ama müşavirliğin tanımını değiştirebilirsiniz siz. Yani şimdi müşavirlik geriye doğru yürüyen bir şey değil ki. Müşavirliğin... Şimdi ben müşavirim. Atıyorum Çalışma Bakanlığı müsteşarıydım. Evet. Bana diyecek ki Çalışma Bakanlığı oraya bir müsteşar atanmış olacak. Gel sana gel sen de. Şimdi daha önce mecliste görevlendirilir der müşavir. Şimdi bunu değiştirebilirsiniz. Müşavirler nerede görev yaparı? Bu geriye de yürüyebilir. Bu bir engel değil. Yani o insanlara... Ama o görevi vermek zorunda değil misiniz kendisine çağırdığınız zaman? Yani müsteşardım ya da müdürdüm. Evet. O mevkiye dönerim geri. Yasa bana o hakkı veriyor. Ben öyle biliyorum. Tamam. Yani siz bana orada başka müsteşar ya da müdür atarken zaten bir şey beni çağırdığınızda ben orada sadece bugün 3 tane çalışma bakanı, 3 tane çalışma bakanı müsteşarı varsa ve bir kadro var, sen oraya atayacaksın. Onun dışındakilere bir danışman veya bunun gibi bir fonksiyon yükleyeceksin. Tamam. Bunu tabii edebilir. Şimdi bunu yapmaya çalışıyorum ama bu da bireyin inisiyatifi değil mi? Çünkü yasa bana o hakkı veriyor. Yani bu benim iyi niyetime kalan bir Yok. Şey oluyor. Günün sonunda. Kamuda öyle bir şey olamaz. Hani bunu tadil edebilirsiniz. Aslında şu anda iktidar değiştiği için bir önceki iktidarların atadığı kişilerin o giden iktidarın düşüncesinde olduğu için hiçbir siyasi güvenip de çalışmaz. İstisnalar tabii kaideyi bozmaz. Yani bütün mesele kamudan gelenlerin yapılan bu atamalarının siyasete dayanmasıdır. Yoksa liyakata göre olsaydı zaten hiçbir bakan durup liyakatla gelen adam... Bir örnek var ki... Maliye Müsteşarı. Maliye Müsteşarı emekli oldu. Evet. Demek ki konu aslında zihniyetle alakalı. Yani Sayın Ahmet Avuççu'yu buradan tebrik de edelim. Yılların bir çalışanı olarak, üst düzey çalışanı olarak her bakanla çalıştı. DP'li, CTP'li, UVP'li, CTP görünümlü dışarıdan gelen... Yani her türlüsüyle çalıştı ve işini doğru yapınca da kimse görevden almadı. Kilit bir adamdı orada. O gitti diye şimdi maliye de çökmedi. Belli ki yapısını oluşturmuş. Oluşturdu. Demek ki bu olabiliyor. Yani. Ama bazen de siyaseten de
karşı koyamayacakları makamlar olduğunda da ya da kişiler olduğunda da iyi bir bürokratı da harcayabiliyorlardı. Yani bunları, evet, Ulusal Birlik, yani bunları Ulusal Birlik Partisi de yaptı. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi de yaptı. Şimdi Halkın Partisi ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü kamunun sorumluluğunu yeni aldılar. Evet. Kadroları var mı yok mu? Kadro oluşturmaya çalışırlar. TDP'de de aynı sorun var. TDP'de zaten 2000 yılında iktidarda olduğu zaman müşavir olan kişiler emekli 2000 oldu. Yılından 2015'e kadar emeklilik maaşı aldı. İkramiye aldı, şey aldı, maaş aldı. Ama aslında o dönemde iktidara geldiğinde Toplumcu Kurtuluş Partisi, TKP'ydi zannedersem. TKP'ydi tabii. Evet. O dönemde de yani bu sorundur, bunu çözelim diye bir şey olmadı. Aslında şu andaki vardı, benim... Vardı. Başbakan yardımcısı Sayın Akıncı, hatta atama yapmadılar. Bir süre Sayın Eroğlu'yla birlikte falan biliyor. Ama onun ondan sonra var. Onun Sayın Akıncı da dedi ki Sayın Akıncı, bir iktidara geldik diyor bizim adamlar. Bizim işte o... biz atamadık dedi, Eroğlu atıyor oradan dedi, parti tabanı falan filan. Mecbur kaldı, atadı ondan sonra o dönem. Şimdi tabii yani onun, şeyde... Onun da şeyi vardı, konuşulur hep. Politik ortamlarda. Yani şimdi tabii Toplumcu Demokrasi Partisi iktidara geldi. Zaten iki bakanlık tutuyor. Oralarda kadro oluşturmak için çalışma yapıyor. Yani bunu bir yerde ona da hak vermek lazım. Kendi kadrolarını oluşturmak için. İşte burada müsteşar ve özel kalem olabilir. Hatta bana göre müsteşarda bir kriter de olması lazım. Yani o bakanlıkta tabii en az 20 yıl çalışması lazım. Kriteri gibi olması lazım. Veya 25 yıl. Hatta müsteşarların, böyle müsteşarların görevden de alınamaması lazım. Yani evet, siyaseten görevden alınmaması. İşte, kötü işler, işte işini yapmaz. Nedir? Veya iki müsteşarlık olabilir. Evet. Bir teknik, bir siyasi müsteşar. Çünkü bakanlıklar da siyasetle endeksidir. Olabilir. Başbakanlıkta böyle bir formül buldular aslında. Bir teknik müsteşar var, bir siyasi müsteşar evet var. Siyasi ayağını biri takip eder, teknik konuları. Yani böyle yöntemler bulunabilir işleyiş açısından. Çünkü tamamen siyasetten arınır dersek bakanların, öyle bir yapımız yok. Çünkü biz Amerika değiliz. Evet. Yani muhakkak siyaset her dönem vardır. Yani Halkın Partisi şu anda yoktur diyor ama yani bu yeni olduğu için belkidir. Belki yıllar içinde onun da kadroları olacak iktidara git gel yöntemlerle. Yani inşallah bu çare olur ama üçlü kararname orada duruyor. Siyaseten erk elde. Yani kararı 3 kişi verecek. Ama verdiği karar maaşı alacak, hakları kazanacak. Ama gelen de onu alırsa eski yerine dönecek. Yani bir yerde orada atanana bir avantaj, bir çıkar sağlıyor mu sistem? Sağlıyor. Ömür boyu sağlıyor mu bu sistem? Evet. Ömür boyu sağlamanın önüne biri geçmez. Yani düşün ki 40 yaşında müsteşar olmuş bir adam görevden alındığında birinci sınıf memur olacak ama 20 yıl daha devletten müsteşar maaşı çekecek. Evet. Çözüm mü bu? Değil. Çözüm daraltmaktır. Siyasi erkin elinden bu hakkı almaktır. Özel kalemini belirleyebilir. Müsteşarı iki tane olur, iki olur, bir teknik olur ki teknik sürekli içeride olur. Müdürler de tamamen teknik olur yani. Tabii bu ki. Yani bu konuşuluyor zaten işte kamu hizmetleri komisyonundan. Ama bu kamu hizmetleri komisyonunda ele alınması lazım. Yani devletten emekli çıkmış kişilerin oluşturduğu bir kamu hizmeti komisyonu çok verimli değildir. Ben öyle inanıyorum. Yapısını değişmek. Değişmek lazım. O da olması lazım gerçi. O kamunun işleyişini çok, evet, iyi bilen yani insanlar o, tabii ki gerekiyor. Onun değişmesi ama lazım. Ama hukukçular olması ama sadece lazım. De sınava endeks, yani kamu hizmeti komisyonunun sınava endeksli bir başarı ve ödül yöntemi vardır. Ama kamuda sadece sınav değil. Çünkü bir kişinin yöneticilik kabiliyeti olması lazım. Hükmetmesi lazım. Emir verebilme kapasitesi olması lazım. Saygı duyulması lazım. Bilgisi olması lazım. Ve sınavlarda başarılı olması lazım. Yani hepsini harmanlayacağız. Ha şimdi ne yapıyoruz biz? Tamam kardeşim, sen müsteşar oldun. Benim atadıklarım da alacak bu hakları kazandılar. Maaşlar tamam. Maaşlara bir şey yapmıyoruz. Kamuoyunu tatmin, gelen, ha sen geldin müsteşar, ya dön geri birinci sınıfa. Ya da dön şefliğe. Ne oldu? 120 kişilik müsteşar, müşavirlik orada duruyor. Tamam, maliyenin maddi 120 milyon yıllık bir maaş gideri var şeyin. Siz yazdınız zannedersem Diyalog Gazetesi olarak. Vardı ama ya da tam rakamı, ne olarak bilmiyorum. Rakamı. Yani şimdi bu rakam zaten yerinde duruyor. Hı hı.
maddi olarak. Ve kamu görevlileri yasasında 81. maddede çok önemli bir düzenleme var. Kamu hizmeti komisyonu tarafından bir makama vekaleten bir görevlendirme yapılırsa, 3 ay eğer o görevi tamamlarsa asaleten sahip olan tüm hakları kazanır. Yani bir yerde müdürde bir sıkıntı oldu, müdür muavini yok. 3 ay orada bir şef veya biri görevlendirilirse, o daireden müdür olarak 3 ayı doldurursa müdürün tüm haklarını kazanmış olur. Maaş 18A, hı hı. Emeklilik, şu bu. Şimdi kamu görevlilerinde vekaleten verilen bir görevde bütün hakları alanlar, üçlü kararnamenin atanan kişileri de olmayacak. Bu da bir sıkıntı olabilir diye düşünürüm ben. Bir de şeyi düşünmek lazım. Bu üçlü kararname ile yapılan atamalarda sevgili Aytu, bu atayan kişilerin günahı nedir? Devlet bu yasayla bu erki bu yönetenlere verdi. İlgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı değil mi? İlgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının onayıyla. Yok. Şimdi böyle bir durumda, şimdi o atanan kişinin günahı nedir? Devleti yöneten kişiler, bakan dedi ki seni burada faydalanacağım. Belki siyasi bir kimliği vardı da fayda. Ama orada çalışan o kamu görevlisinin günahı nedir? Sana bir görev veriyorsa ben bunu kabul etmiyorum deme değilmez. Hakkın yoktur. O değilmez. Zaman yani şimdi günah keçisi mi olacak bu insanlar? Yıllar var, birkaç iktidar var, değişmeyen kamu görevlileri vardır üst düzey. Şimdi onları gelen iktidarlar görevden almadı diye mi? Bakın sanırım Maliye Müsteşarı da statüsü böyledir. Yani eğer şimdi olur da görevden alınırsa bu yasa geçtikten sonra daha önce ne görevdeyse sonra gidecek. Tabii. Çünkü bugüne kadar müşavir statüsünü kazanmadı. Evet. Şimdi daha önce iktidarlar değişti diye görevden alınmayan bir kişi bu yasayla cezalandırılmış olacak işini düzgün yaptı diye. Çünkü bu iktidar diyebilir ki ben çalışma istiyorum. Benim kendi kadrom var, en doğal hakkıdır. Yani bu yasa mali olarak devlete bir rahatlama getirmez. Mali kısmı yok zaten bunun. Evet. Mali kısmı yok. Göreceğiz. Yani ben sevgili Aytu, bu yasanın böyle çok da kolay geçebileceğine inanmıyorum. Sıkıntı olabilir. Komitelerde milletvekillerinin görüşleri farklı olabilir. Bunun çare olmadığı düşünülebilir. Çünkü biliyorsunuz bundan önceki hükümet de çok yasa hazırladı, çok yasa düzenlemesi yaptı, gitti komiteye, sonra geri çekildi. En önemlisi polislerin emeklilik yasası genel kurula kadar geldi, sonra geri çekildi. Yani şimdi bu yasa tartışıldıkça sorunlar çıkacak ki ben bildiğim üst düzey bir bürokrat var. Dedi ki ben kendim gidip söyleyeceğim. Bütün kamu düzenini alt üst edecek bir düzenlemedir bu. Bak çok önemli bir nokta. Gazi Mausa Kaymakamı isim veriyorum. Hı hı. Öğretmenlikten gelmedir. Orada statü farklıymış zaten. Öğretmenlikten geldiğinde daha farklı, evet, oluyor. Şimdi kamu hizmeti şey tarafından kaymakam olarak görevden alındığı zaman düşünün ki bütün Magosa bölgesinde büyük mülki amiri kaymakam. Görevden alınacak en büyük mülki amir ve dönecek okula tekrardan öğretmen olacak. Yani bundan sonra o mülki amirliği, çünkü şeyde kaymakamlıkta kamu hizmeti komisyonundan atanması gerekir. Dıştan atama olmaz. Belli bir standardı var. Şimdi oraya nasıl bir kaymakam koyacağız? Tekrardan eski yerine dönecekse veya gelen o kaymakam alt kadrolara nasıl direktif ve talimat verecek? Çünkü geri döneceğini bilecek iktidar değiştiği zaman. Şimdi bunun önüne nasıl geçeceğiz? Yani her yönüyle sıkıntıya sebep olacak kamu düzeni. Şey tartışabiliriz. Bu sistem çöktü, bu sistem yürümüyor. Hemfikirim. Bunu Ulusal Birlik Partisi iktidarları da tepe tepe kullandı. Demokrat Parti iktidarları da kullandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarları da kullandı. Halkın Partisi ile ilgili bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü bu yasadan herhangi bir şeye bu yasaları daha önceden kullanan, müşavir yaratan bir parti değil. Evet. Ama diğer partileri düşündüğümüzde evet, hepsi bu yasaların iyi yanlarından yandaşlarını ve kendileriyle aynı düşüncede olanları faydalandırdı. Şimdi bunu çözmek sadece bir maddeyle ve arada bir eşitsizlik yaratarak olmaz. Çünkü şu anda 120 tane müşavir varsa onlar devam edecek. Yeni atananlar da hakları ve maaşları alacak.
Ama kamuda hiç olmayan bir şey. Belki de gittiği yerin müdürünün daha fazla maaşını alacak ve barem tablosundan müdürden yukarıda olacak. Statü olarak. Evet. Bu garip bir durum olacak. İnşallah yani kamuya büyük bir zarar verilir. Mesela kamu çöktü, evet çöktü. Çok yanlıştır. Bunu bütün iktidar... Bunun sayısal olarak galiba çok fazla olmazsa böyle arada eriyip gidecek ama sayı artarsa biraz sıkıntı olabilir. Çünkü nihai hedef kamu reformu olduğu için söylüyorum bunu. Evet. Şimdi çok tecrübeli bir müşavirdeyim artık. Hasan Nihat Erduran. Evet. Daire yasaları ellenmeli diyor. Hangi daireye dıştan atama yapılamaz belirlenmeli. Tabii bu da önemli çünkü dairelerin fonksiyonları da çok tabii önemli. Tabii her dairenin kendine göre... Müdür vekilleri kimler olabilir? Tanımı müdürü atamanın da kıstası olmalı. Karayollarında konuyu irdeleyip bilgi toplayın. Kolay anlaşılır mesela teknik bir daire. Tabii ki bazı daireler var. Mümkün değil. Örneğin karayolları gibi, maliye gibi. Vergi dairesi gibi buna dıştan atayacağınız bir müdürle yani çözebileceğiniz bir nokta mı bunlar? Yani siz beni alın şimdi dıştan beni müdür atayın. Ben ne yapabilirim ki o dairede? Yani biraz da içini bilmek lazım. Şimdi içinden birine dediniz ki gel yetkili ol. Geldi. Bundan önce adam gelirdi eline kılıcını alırdı müdürdü. Otoritesini kuracaktı, sistemini kuracaktı. Kendine göre doğruları sistemi biliyordu. Şimdi o adam biliyorsa hani bir buçuk yıl sonra... Belki de birçoğunun canını yakacak. Belki de ona göre hareket edecek. Bir buçuk yıl sonra aynı yere dönecekse ve bu defa o ona talimat verecek. Bu otoriteyi kuramazsınız. Siz de kuramazsınız, ben de kuramam. Bir başka konu yine önemli Hasan Bey'in söylediği. Örneğin kendine örnek veriyor. Beni devlete müşavir yapıp küstürenleri neden sistem sorgulamaz? Çünkü başarı ya da başarısızlıkla alakalı değil görevden alınmalar. Müşavir tabii yaratır. Siyaset. Ya da oraya biri var partiden, baskı yapar milletvekilleri. Bilhassa sayı az olduğunda sevgili Aytu, buralara atama her milletvekili kendilerine öyle kurtarılmış bölge kurar. Yani bu her iktidarda oldu. Milletvekili hükümetteki sayı ne kadar düşerse ona göre bir çalışma sistemi oluşur. Yani bazen hükümetin düşürülmesi veya hükümete görüşmelere, meclise katılmamayla tehdit edip bürokrat yaptıran insanlar da oldu dönemde. Yani hepsi çarpık. Yani ben bunu söylerken şimdiki yasanın sadece bu değil ya, bütün sistem bugüne kadar gelirken hep yanlışlarla kurgulandı. Bak yan tarafımızdaki Türkiye'ye bakalım. Gerçekten yani oturmuş bir devlet anlayışı var. Yani tamam siyasi atamalar var ama çok da böyle en uç noktalara kadar müdahale yoktur. Çalışan bir kamuda zaten kişiler belli bir liyakata geldikten sonra bir noktaya gelebilir. Dolayısıyla yani hepsini birden keşke bir kamu reformu olsaydı, muhalefet de katkı koysaydı ve hep beraber Sayın Cumhurbaşkanı da bir katkı koysaydı ve hep birlikte bu kanayan yarayı yani devlete hizmet etmeden alınan parayı sona erdirselerdi. Aslında ben birçok müşavirin çok da mutlu olduğuna inanmıyorum. Yani kamuoyu önünde bir tabii çok da onlarla kişiliği zedeleniyor sonuçta. Rahatsız olan insanlar da var, genç insanlar da var yani kendileri. Bakın iktidar değişirken de daha önce müşavir statüsüne gelen kişiler bir anda görev almaya başlar. Can ve bir mutlulukla bu güzel bir şeydir. Yani baktığınızda iktidar değişti. Ulusal Birlik Partisi görevden gitti. Cumhuriyetçi Türk Partisi geldi ki en fazla kadrolar müşavirleri de onun vardır ve Ulusal Birlik Partisi'nin. Çünkü diğer partilerin yani siyasi görüş açısından benzeşme değil. Onun döneminde atanıp başka dönemde alınıp müşavir olmasından dolayı diyorum ben onu. Yoksa herkesin siyasi görüşü kendim. Şimdi bakıyoruz daha önce kimler görev yapmışsa anında onlar kadrolara yerleşmeye başladı. Ve bu çok güzel bir şey. Demek ki o müşavir kadrosu iktidarlar değişirken de anında kendilerine bunu örneğin Sağlık Bakanlığı'nın müsteşarı Sayın Ömer Gür. Elde anında Sağlık Bakanlığı'na daha önce o kadrolarda bulunduğu için. Başka müdürler aynı şekilde. Erkan Okan'dan Bey isim veriyorum bildiğim gibi Kuntay Vuran'a. Yani bunlar bildiğimiz daha önce o makamlardaydı. İktidar değiştiği için görevden alındılar. Şimdi tekrardan geldiler. Yani faydalanılabiliyor yani aslında çok da böyle müşavirlik atılı değil. Sonuçta dönem dönem devlet ihtiyaç duyabiliyor. İktidarın ve siyasi görüşün
tutumuna göre. Bir de özelden gelenler zaten müşavir de oluyor. Olmuyor, yani, geri dönüyor. Zaten bir sıkıntı yok orada. Ama totale baktığımızda işte kaç, belki de çok kişi olmayacak. Olmayacak. Siz alın üçlü kararname yetkisini ve onu düzenleyin liyakata göre. Zaten bu 5-6 yılda, 7 yılda kademe kademe azalacak, bir şey kalmayacak. Ama siz o enstrümanı elinizde tutarsınız. O gücü elinizde tutarsınız. Burada galiba şeydir ya, hükümet olmadan önce verilen bir söz var. Biraz daha sonu atamalar. Biz yeni müşavir yaratmayacağız sözü var. Atamalar da oldu ya işte, Toplumcu Demokrasi Partisi işte hani beklenmeden. Onlardan müşavir olmayacağı söylendi çünkü. Ama haklar kazanıldı. Zaten şimdi de atansa haklar kazanılacaktı. Sonra yani yasa sonrası da zaten kazanılacaktı. Bunlar kamuoyunda oluşan o tepki ve beklentiyi biraz dizginlemek içindi. Sevgili Aytu, gözden kaçırdığımız bir şey var. Tamam, bu müşavirlik yasası yürürlüğe girebilir. Ama 24 Haziran 2015 2014 yılında olan seçimler vardı. 4 yılda bir yapılması lazım anayasaya göre. Onun yasası yok. Karar alınamadı daha. Yani Nisan bitiyor. Önümüzdeki hafta 15. Yani Mayıs-Haziran yerel seçimleri anayasaya göre erteleyemeyeceğimize göre daha sonra. Çünkü anayasa değişikliği ister. Yani onunla ilgili bir adım yok. Yani bana göre şu anda anayasanın ihlal edilmemesi için bir an önce yerel yönetimlerle ilgili seçim tarihinin belirlenmesi lazım. 1 Temmuz diye gitti o da komiteye. Ama 1 Temmuz olamaz. Yani anayasaya göre... UOP de itiraz etmeyecek. Etmedi UOP ama bana göre yanlış yaptı. Çünkü anayasa diyor ki 4 yılda bir yapılır. Anayasa değişmediği müddetçe 4 yıl bir gün yapamazsınız. Cumartesi yapın. Hani şeydir benim demek istediğim. Ya 1 Temmuz'da oldu ne olacak? 24'ünde oldu. Ama mantıken anayasa orada duruyorsa bile bile de anayasanın ihlal edilmemesi gerekir. Çok da ilginç şeyler oluyor. Yani öyle tabii denk geldi. tam seçim günü işte üniversite sınavı. Bir hafta geri git bayram. Cumartesi yapalım. Cumartesine de şey çok sıcak yaklaşmamış. Ama anayasayı ihlal etmek mi daha güzel? Yani size anayasa gelip dövmeyecek ya, saldırmayacak ya. İşte bir gündür diyor. Ama mantıken anayasayı bir gün delerseniz her gün delebilirsiniz. Hani gerek yok ki Sayın Tuvan Erhurman bir hukukçudur. Hani buna asgari dikkat etmek gerekir diye düşünürüm ben. Yani az önce okurken Hasan Yücelen konuşuyordu. Gülümsedim. Belki duyulmuştur. Bilmiyorum. Hasan Nihat Erduran'ın son bir şeyi var. Okuyayım onu. UOP'den 2005'te milletvekili adayıydım diyor. DP'de müdürdüm. Müdür atandım DP hükümetteyken. UOP ve CTP ile sorunsuz çalıştım diyor. UBP DP'de müşavir oldum. Hasan Bey tahmin yürüsün. Ben hangi partiliyim? Evet, selamların da olalım selamlar size. Yani gayet hiciv dolu bir mesaj oldu. Aslında güzel dedi. Benim az önce dediğim, herkesin siyasi görüşü kendinedir. Onunla ilgili kimsenin içini bilemez. Ama atama ve alınma dönemleriyle ilgili dedim ben. Hasan Bey'in alınması, evet, gerçekten karayolları için gerek olmayan bir adımdı. Çünkü aslında baktığınızda her siyasi partiyle çalıştı neredeyse. Evet. Teknik bir makam. Yani işte bazen de o dönemin bakanıyla ters düştüğünüzde o bakan da gereğini yapar diye düşünürüm. Yani biraz da şahsi olarak değerli bir bürokratımızı harcadık. Ben öyle düşünürüm. Neden bir misafiriniz diyor Emir Çağan? Hep CTP'ye örnek gösterir. UOP sütten mi? Yok. Sütten mi çıktı? Ama yok. Şimdi, herhalde bu mesaj eskiydi biraz. Kesinlikle. Ben onu söylerim. Yani ak kaşık değildir müşavir yaratmakta. Evet, bu yasayı en ince ayrıntısına kadar kullandı ve kendine yakın olan kişileri de faydalandırdı. Ama iktidarlar değiştiği zaman bunları yapmayacağım deyip gelenler de yaptı. Evet. Yani güç elinize geçti 2004'te. Yılların hesabını soracaktınız. Ne oldu? En önemli noktada bütün herkesi görevden aldınız, kendi kadrolarınızı oluşturdunuz. 2013'te tekrar iktidara geldiniz. Yine aynı şekilde yine görevden aldınız ve yine kendi müşavirlerinizi yarattınız. Yani bir yasal çalışma falan yapılmadı.
Hiç. Yani ben onu diyorum, Ulusal Birlik Partisi'nin bundan faydalanmadı veya bu yasayı kullanmadı veya farklı davrandı diye demiyorum. Ama bu dönemde gerçekten belki de topu topu müşavir yaratılacak olan 10 kişidir. 11 değil yani. Ha. 10 kişi, çünkü fark ettiyseniz ben isim vereyim. Ulaştırma Bakanlığı'nın müsteşarı. Bumin Paşa müşavirdi. Gürkan Kara İçişleri Bakanlığı'nın müsteşarı. Müşavirdi. Olgun Amcaoğlu. Zaten müşavir idi. Atandı. Bildiğim benim. Çalışma. Erçin. Müşavirdi. Oğlum müdürlükten sonra. Evet, müşavir oldu. Yani hayır, müşavir idi. Müdür oldu. Müdür oldu. Daha sayabiliriz daire müdürleri de. Çünkü ben sürekli daire. Onlar olmayacak zaten. Bu yeni atananlar olacak işte. Toplasan yani, 10 kişi işte dediğiniz gibi. Çoğunlukla İçişleri Bakanlığı'nda. Ama müdürlükler de var. İşte daire müdürlükleri ama var. Ama çok değil Aytun Bey. Çünkü her gelen bakan, o birimi bilen, kendi siyasi görüşüne yakın olduğu inandığı kişilerinden faydalandı. Yani çok böyle atıl müşavir yok. Ha ne olur, bazı bakanlar siyasi baskıya dayanamadı. Veya o dönemde siyaseten oluşan yapı, çünkü çok ince çizgilerle oluşan bir hükümetti. Bu bir noktada sıkıntıya sebep oldu. Ben en basit örneği, bu dönem İskele Kaymakamı kimdi? Geçmişteki mi? Şimdi. Görevden alınmadı henüz daha. Eskiydi o da, değil mi? Şeydi. Neydi ismi? İskele Kaymakamı. İsmini unuttum. Sanırım Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayıydı. Bak, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayıydı. Yok, UBP Kemal Bey. Kemal. Yok. Değil mi? Tabii UBP atadı. Daha önce Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden milletvekili aday oldu. Sevgili Aytu. Ve Ulusal Birlik Partisi tarafından kaymakam olarak atandı. Yani çok da böyle siyasetle ilgili şey yapmamamız lazım. Ben bu yasanın... Kemal Yılmaz. Ben Kemal Yılmaz'ı UBP adayı olarak hatırlıyorum. Yok, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayıydı diye bilirim. Evet. Yanıltmayayım seni. Hı hı. Yani şimdi bunları düşündüğümüzde evet doğrudur. Yani devletin maaşını yıllarca çekip, devletin, kamunun maddi imkanlarından faydalanıp devlete hiçbir katkı sağlamamak, evet kamuoyunda bir sıkıntıdır, bir vicdan sorunudur. Ancak bunun çözümü tümüyle siyasetin kamuda atamalarda belirli noktalar hariç arındırılmasıdır. Ve buraya, bu atamalara sevgili Aytun, muhalefet de katkı koyacak şekilde yapılmalı ki bir barış şeklinde olsun bu. Çünkü bunun kamuoyunun ihtiyacı olan bir nokta. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu maliyesi artık bu yükleri çekebilecek noktada değil. Devletin giderlerinin %80'i sanırım maaş giderlerine giderken bir ülkenin ayakta durması mümkün değil. Tabii ki bunun dışında diğer adımların da atılması lazım. Diğer adımların da yapılması lazım. Hepsinin birlikte yapılması lazım. Ama şimdi yani bir anda bir yasa yaptık 4 maddede ve bir anda bu üst düzey kamu görevlilerini çözeceğimize inanıyoruz. Atananlar eski maaşlarını ve haklarını koruyacaklar ve alacaklar. Ama çok basite indirgiyoruz ama bugün bir müsteşarın veya bir müdürün emekli çıktığında aldığı ikramiyenin takriben artısı 90-100 bin TL civarında bir ekstra maliyettir maliye bütçesine. Eğer bu haklar korunacaksa ve maliye bütçesine bir katkı olmayacak. Zaten bu yapıda dışarıdan gelen bir müsteşar veya müdür, görevden alınmış bir kişinin ne kadar verimli olmasını beklersiniz. O noktaya vurgu yapıyorsunuz. Bu arada 865 bin gibi bir rakamdır aylık. Yani yılda yaklaşık 11 milyon. 11 milyon. Büyük bir rakam. Yani bu altyapıya yönlendirilebilir, yatırımlara yönlendirilebilir. Günah, yazık. Yani bu insanların cebinden çıkan bir para, vergilerinden çıkan bir para. Bu arada da dediğiniz gibi evet, Kemal Yılmaz CTP'den adaydı. Yani biliyorum ve Ulusal Birlik Partisi şu anda kaymakam yaptı. Yani evet. Demek ki faydalanılabiliyor. Yani eğer verimliyse, eğer şeyse, tabii bazen de siyasi pazarlıklarda ve hükümet oluşumunda bazı bürokratlar da artık şey oluyor sevgili Aytun. Yani pazarlık konusu. Şimdi tabii bir taraftan da kulağıma yönetmenin bilgi verir. 3 parti mi dedik? 3 parti. ÖRP de var.
Evet. Üç parti. Evet, üç farklı partide aday oldu. Adaylık var. Evet. Yani hangi olabiliyor siyasi... yani? Olabiliyor, evet, bunlar, evet, yapılabiliyor. Evet. Tabii Kıbrıs konusunda şimdi şeyimiz var. Herkes oraya odaklanacak herhalde bu hafta. Kıbrıs sizler... konusunda bir şey olmaz. Olur mu? Yemek yiyorlar, sosyal içerikli. Yenir de Sayın Akıncı ısrarla söylüyor yemekle ilgili. Ama benim anlamadım. Bugün bir şey açıklamadı Sayın Akıncı. Dün bir mesaj bombardımanına tabi olduk. Sürekli açıklamalar falan. Yani ben gidiyorum. Gidiyorum ama her şey aklımda, merak etmeyin. Şimdi gerek yok yani. Gitmem diyemezsiniz. Bir taraf teklif yapıyor. Gideceksiniz. Ama kim yaptı teklifi? Giderken... O da meçhul. Zaten BM en başta aracı oluyor bu iş için. Sayın Anastasyalı ise bu teklifi yaptı yani. Ama sonuçta. Sayın Akıncı ne dedi? Fikir değişikliğini gösteren bir durum yoksa sadece buluşmamızın gereği yok dedi. Tamam. Yani sonra ilerisine yemek. Yönelik olarak ama bunu ifade ediyor. Şimdi bunu orada sana evet biz fikrimiz değişti mi diyecek ve tamam. Bu icraata bakmak lazım. Uygulamaya bakmak lazım. Nedir, ne değil. Zaten o yüzden mesela ben örneğin heyecanlandırmıyor beni yemek ve sonrasında. Bir hazırlığınız da yok şey olarak, grup olarak. Çünkü bayağı siz yakından takip eden bir grupsunuz Kıbrıs konusunda. Ya biz mutlaka tabii ki takibini yani yaparız ama o heyecan, beni kişisi olarak heyecanlandırmıyor diyorum. Ama o heyecanlı tabii ki biz onu bir takip canlı yoktu. Canlı takibini yapacağız falan ama kişi olarak benim kafamda. Çünkü bir değişime uğrayan yani bir şey yok. Rum tarafındaki açıklamaları alıp alt alta koyduğumuzda zaten değişen bir şey olmadığını yani görüyoruz. Yani Anastasiadis diyor ki evet siyasal eşitliğe ben tabii ki Kıbrıs Türkleri ama var. Onu zaten söylüyordu ezelden ama, beri ama yazmıyor bunu. Ama yok. Sayısal eşitlik olmaz diyor. Herkesin siyasal hakkı olacak diyor. Zaten sayısal eşitliği biz de talep etmiyoruz. Yok, aslında sayısal eşitliktir esas konu. Bazı noktalardadır kavgamız bizim ama genel ama anlamda biz sayısal bakın, eşitlik siyasal eşitlikle ki. Sayısal eşitlik arasındaki fark bizi 1960 anlaşmalarından da geriye götürür. Çünkü orada sayısal bir eşitlik vardı. Ne vardı? 70'e 30. Sayısal eşitlik değil. Tamam ama rakam vardı. Hı hı. Yani orada bir denge vardı. Şimdi Anastasiadis diyor ki bizim için bu yoktur. Biz diyor Kıbrıslı Türklerin seçme seçilme hakkı vardır. Ama herkesin vardır. Yani sayısal bir ayrıcalık vermiyorum sana yönetimde diyor. Bu aslında bir zihniyetin değişmediğini gösteriyor. Ha biz, bana göre Sayın Akıncı 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir gerekçe ve zemin yaratma çalışması var. Görüşmeleri tekrardan başlatıp, işte görüşmeler devam edecek, onun için ben bu süreci bitirmek için isterim. Şudur bu. Bakın bütün çalışma budur sevgili Aytu. Hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü bir gün zihniyet değişmedi dersiniz. Şu anda bu yapıyla bir şey yapamadı. Tesi gün yemek yiyoruz diyorsunuz. Vallahi ben toplumun da artık Kıbrıs konusu zaten bu son seçimlerde gördüğümüz ki hiç malzeme olmadı. Evet zaten. Zaten sol partilerin aslında hükümete geldi ama başarısı olmasının sebeplerinden biri de budur. Çünkü Kıbrıs sorunuyla ilgili bir açmaz yaşıyor sol partilerde. Sayın Tufan Erürman başkanlığından sonra Cumhuriyet Türk Partisi kendini tamamen varoluş nedeniyle aslında geride bırakıp doğruyu yapıyor bana göre. İçerideki sorunları çözmeye yönelik efor sarf ediyor. Tabii bu daha pişmesi gereken bir şey. Konu. Yani Cumhuriyet CTP Türk için Partisi... çünkü CTP doğuşundan bu yana Kıbrıs konusunu ön plana koyan bir partiydi. Evet. Ama artık Kıbrıs konusunda da sorun... aklı selim herkes yani ne kadar ön plana koyarsan koy bir şey olmayacağı, bir bütün... noktaya götüremeyeceğini görüyorum. Ama sevgili tek Aytun, bütün sorunların temelinde de Kıbrıs konusunu görüyor CTP. İşte ben yeni yönetimin böyle görmediğini düşünüyorum. Ama tam öyle değil çünkü açıklamalarına bakarsak Gençlik Örgütü'nün ve bazı milletler... Yani ben başkanlık düzeyinde söyleyeyim ama, PM. Ama tabii ki taban sesle, daha farklı olabilir. Çok yüksek sesle bunu dile getiremiyor. Yani sevgili Hasan Yücel'in manifestoda tek bir sayfa son sayfadır şey Cumhuriyet Türk Partisi'nin Tufan Hoca'nın manifestosunda. Seçim programında yok denecek kadar azdı yine. Yani tamam. Daha ne kadar yüksek sesle olacak. Tamam. Bağıra bağıra CTP diyor ki Tufan Hoca yönetiminde Kıbrıs sorunu benim için öncelikli sorun değil. BM parametreleri çerçevesinde evet görüşelim ama biz bu arada... Ama yapmamız gerekenler var mesela. Tabii ki yapmamız gerekenler ama esas sorunun yapılması gerekenle ilgili yüreğimizle çıkıp konuşmuyoruz sevgili Aytu. Yani sorunun temelini çözebilecek ne olduğunu görmemiz lazım. Bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin en fazla çıkıp haykırması lazım.
yapmıyor bunu. Ben bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. O kesinlikle. Yeni bir yol haritasına ihtiyacı var. Bak, Sayın Akıncı diyor ki yol ayrımındayız. Değiliz. Sayın Akıncı, dünyanın güçleri Kıbrıs'ta modeli belirledi. Ve bu modelin belirlenmesinde en büyük katkıyı Kıbrıs Türkleri ile Türkiye yaptı. Rum'un kafasında federasyon diye bir çözüm yoktur. Yoktur. Üniter devlete geri dönüş vardır. Bizim tezimizdir iki bölgeli iki tezimiz. En acı ilaçtır dedi ya, bizim için en acı reçetedir dedi. Geçmiş dönemde evet. Hristofias. Evet. Federasyon şimdi bu, bizim için en acı bunu düşündüğümüzde Sayın Akıncı'nın sosyal içerikli yemekten çok kendi içimizde ne yapabiliriz dünyayla entegre olabilmek için? Kendi içimizde ne yapabiliriz Rumları sanırız bu iş bitti. Onun için Kıbrıslı Türklerle birlikte bu adada birlikte yaşamak zorundayız demek için. Bununla ilgili ne yapmayız, ne yapabiliriz? Bunlarla ilgili kafa yormamız gerekirken Sayın Akıncı aslında umudu olmayan bir yola çıkmak için çalışıyor. Bana göre yanlış bir yol. Çünkü Güney'in Kıbrıs'ta hala daha bu adayı Kıbrıs'ı Türklerle birlikte paylaşacağı zihniyete sahip olmadığına inanırım. Çünkü o şekilde bir kurgulama oldu ki toplumlarında. Yani düşünün ki bir Kıbrıs'ı Türklere dönüşümlü başkanlığı veya yönetimde söz sahipliliğini vermelerini beklemek, güneşin batıdan doğmasını beklemek gibi bir şey. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün ifade etti. Yani o zaman niye yemek? Mecbursunuz. Yani bir taraf siz beni eve yemeye çağırsanız gelmezsem kaba olurum. Sevgili Aytu, biraz sanki Sayın Akıncı bu yemeğin daha oluşmasını, çünkü kendisinin de malzemesiz kaldığını düşünün. Soldaki arkadaşlar, yani o bakış açısıyla evet. Soldaki arkadaşlar Sayın Akıncı'yı her gün dövdü. Açıklamalarından dolayı yemeğe gitmek istemiyor diye vesaire. Bilmiyorum, bana biraz garip geliyor. Yani Sayın Akıncı çok umutsuz mesajlar veriyor. Yani dün biraz işte öyle. Yani biz işte sorunları. Belli ki o da biraz yol ayrımının yarattığı tepkiyi absorbe etmek için. Çünkü evet, gazı o öfkeyi alsın. Sol tandans sırasında Akıncı'yı seçtiren. Oradan çok tepki çıkınca birazcık onu absorbe etmeye yönelik bir açıklama, ama ben görebildiğim kadarıyla en azından şunu söyleyeyim. İşte öyle bir şeyler bekliyor gibi durmuyor yani. Sayın Akıncı mesajları da öyle değil. Yani bana göre tamamen. 2020'ye daha 2 yılımız var. Başlarsa şimdi tekrardan. Bakalım. Yani çünkü müzakerecisi atanacak, şu olacak, bu olacak. Yani 2010... Müzakereci atamamı gerektirecek bir durum yok. Tamam ama ben size söyleyeyim. Yani benim size söylediğim dönem 2018'den sonra başlayacak. Hı-hı. Yani zemin yaratıp şimdi zaten önümüz yaz. Yazın içinde bu görüşmelerin başlama ihtimali yok. Ama bu zemini oluşturup 2018'in sonundan başladık. 2019'a sarkıtıp seçimlerde malzeme olarak kullanma gibi bir düşüncesi olabilir. Çünkü aday olacağına inanıyorum ben. Cumhurbaşkanlığına. Dolayısıyla varlık sebebi Kıbrıs konusu olduğunda düşünün ki Sayın Akıncı'nın seçime girmek için yola çıkması ve görüşmelerin de olmaması gibi bir yapıda. Hüseyin Özgürgün 2020 dedi. Size göre aday mı? Sayın Taç Hoca dedi ki adaydır da onun için söyledi. O konuda benim şeyim yok yani aday olup olmayacağı ile ilgili. Ama 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri kendisi için bir dönüm noktası veya kendisi öyle görebilir. Ama zaten Sayın Hüseyin Özgürgün'ün Cumhurbaşkanı olabilmek için o yönde bir çalışması veya bir hazırlığı yok. Gerçi önce Ekim'i geçmek lazım herhalde. Kurultayı. Evet, yakında Ekim'de kurultaydan güven tazelemek lazım. Yerel seçimler, yerel seçimlerin getireceği durum ve sarsıntılar. Yerel seçimleri konuşamadık, hiç süremiz bitti. Neyse, başka zamanda onu bu gece biraz. Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel seçimlerin kaderini belirleyecek. Evet. Bakalım Lefkoşa, dört gözle bekliyoruz bakalım ne gibi bir tavır sergilenecek. Çünkü o önemli. Çok önemli. Zaten Lefkoşa'da doğmayacak bir birliktelik. Hiçbir yere taşınmaz. Taşınamaz. Doğsa da ne anlamda doğacak, nasıl doğacak? O taban da eğer bunu kabul etmediyse mümkün değil. Yani tavanın bunda uzlaşması çok bir anlam ifade etmiyor. Düşünün ki mutlak güçlü olduğu bir dönemde Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin yerel yönetimlerde, küçük beldelerde yaptığı ittifaklar olumlu değil, olumsuz tepkilere sebep oldu. Başarısız oldu. Göreceğiz. Bakalım. Konuşacağız yine onları. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili. Genelde daha çok hukukçu yönüyle yaptık programı. Bir başka zaman da
Evet. Daha şu anda siyasi gündem, konuları şu andaki gündem konuşuruz. Üst düzey kamu görevlileri. Evet. Bakalım ne getirip ne götürecek onu da göreceğiz. Yine konuşmaya devam edeceğiz bu müşavirlikle ilgili yasaların, tasarıların genelinde kamu görevlileri yasasının, kamu reformunun. Bakalım hep beraber bunları tartışacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diyelim. Efendim bugünü nokta alıyoruz. Yarın yine saat 14'te birlikte olacağız. Bu arada tabii yeri gelmişken hatırlatalım. Yeni Erenköy Belediyesi'nde hani birazcık düzelme var, en azından çalışmalar başladı ama bölgedeki sorunlar büyük. Yarın akşam Halk Meclisi Sipahi Köyü'nde olacak ki Yeni Erenköy Belediyesi'nin hizmet götürdüğü köylerimizden biri. Bakalım oradaki sorunları konuşacağız. Saat 20'de köy muhtarlığı binasında canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Onu da hemen yeri gelmişken hatırlatmasını yapalım ve noktalayalım bugünü. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.